Hürrem Sultan. Ne var Esma? İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Haber vermemi istediler. İbrahim mi? Yalnız bırakın bizi. İbrahim Paşa. Ne oldu söyle? Benim suçsuz olduğumu öğrendin değil mi? Kurtaracaksın beni. Evet. Seni bu isnat edilen suçtan kurtaracağım Hürrem Hatun. Sahi. Yapacak mısın? Yapacağım elbet. İstersen hemen şimdi saraya götürebilirim seni. Bekle, hemen hazırlanırım. Lakin... senden bir isteğim olacak Hürrem Hatun. Eğer dediğimi yaparsan ne hale? Aksi halde hünkârımızı bir daha asla göremezsin. Sen ne istiyorsun benden? Biat edeceksin Hürrem Hatun. İtaat edeceksin. İtaat? Boyun eğeceksin. Bundan böyle her söyleneni yapacaksın, kavga bitecek. Kime itaat? Sana mı? Neden? Bana değil. Mahidevran Sultanımıza. Eğer dediğimi yaparsan Hürrem Hatun, bütün meseleler kuş olup uçacak. Sen ne diyorsun? Ben anlamıyorum bir şey. Saraya gelip herkesin gözü önünde bütün hanedan üyelerinin eteklerini öpeceksin. Sonra da Mahidevran Sultanımızın eteğini öpüp af dileyeceksin. Daha ne düşünüyorsun? Sana sarayın kapılarını açıyorum. Yoksa gelmek istemiyor musun? Ben çok merak ediyorum. Ben sürgün edildim. Bana yasak o saray. Sen nasıl alacaksın beni saraya? Sen bunları düşünme. Ben hallederim. Neden yapıyorsun bunu? Benim dostum mu oldun? Benim yok olmama. En çok sen sevinmedin mi? Hürrem Hatun, kendini bu kadar mühimseme. Senin mevcudiyetin benim umurumda değil. Bunları senin için yaptığımı nereden çıkardın? Ya kimin için? Hürrem Hatun, bana bir cevap ver. Seni akşama kadar bekleyemem burada. Geliyor musun, kalıyor musun? Sustuğuna göre kabul ediyorsun, öyle mi? İbrahim Paşa. Ben çok acı çektim. Annemi, babamı, kardeşimi öldürdüler. Köle olarak satıldım. Hapislere kapattılar. Zehirlediler. En yakın arkadaşımı hünkârımın koynuna koydular. Sen bunu iyi bilirsin. Düşman oldum hatuna. Aşkım için neler yaptın? Sonra katil dediler. Saraydan sürgün ettiler, oğlumdan ayırdılar. Hünkârım için, oğlum için her şeye katlanırım. Yani, geliyor musun? Hayır, gelmiyorum. O kadının önünde eğilmem, eteğini öpmem.
Hiçbir kuvvet bunu yaptıramaz. Hünkârımın aşkıyla, oğlumun hasretiyle ölürüm daha iyi. Sen bilirsin. Ne oldu? Ne diyor İbrahim Paşa? Paşası batsın. Ne oldu gene? Beni saraya götürecekmiş. Beni kurtaracakmış. Ne güzel işte. Hadi hemen eşyaları toplayalım. İtaat dedi. Mahizevran'ın eteğini öpecekmişim. Ancak o zaman alacakmış saraya. Sen ne dedin? Hayır dedim. Sen aklını mı oynattın Hürrem? İbrahim Paşa'ya hayır mı dedin? Sabahtan beri susmadı sultanım. Ne ettimse durmuyor. Annesi gittiğinden beri iki lokma zor yedirdim. Yemeden içmeden kesildi şehzademiz. Mehmet'im. Canım benim. Hadi uyu benim bir tanem. Git söyle kalfalar arabayı hazırlasınlar. Eski saraya gidiyoruz. Sultanım valideniz ne der? Sana ne diyorsam onu yap. Hadi. Hadi. Mihrimah. Biz sen kaldın yanımda. Mehmet orada. Kim bilir nasıl? Hünkârım dinlemedi beni. İnanmadı bana. Al kızımı, yatağına yatır. Sultanım, Hatice Sultan geldiler. Hatice Sultanım, benim tek arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana kimi getirdim. Kimi? Oğlum! Mehmet! Daye, nerede şehzademiz? Konuşsana, dilini mi yuttun? Şehzademiz hiç susmuyordu. Yemiyordu. Hatice Sultan geldi. Vaziyeti görünce benden alıp eski saraya annesine götürdü. Sen benim haremdeki gözüm kulağım değil misin? Nasıl haberin olmaz böyle bir şeyden? Sana evimi, ailemi emanet ettim. Sultanım ben... Hatice gelince hemen karşımda olmalı. Bekle ve bana getir.
Sultanım. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bana oğlumu verdin. Keşke daha fazla yapabilseydim. Sizi temelli kavuşturabilsem. Bir imkan bulup İbrahim'le konuşacağım. Belki o yardım eder. Evet. Ya, eder. İbrahim Paşa. Neyse. Beni bırak. Sen ne yaptın? Validem yarın hasbahçede bir şenlik düzenliyor. Hünkârım bizim düğünümüzü ilan edecekmiş. Herkes gelecek. Ben yokum değil mi? Benim elimde olsa, ben senin masum olduğuna inanıyorum biliyorsun. Ama sen de kabul et Hürrem. Suçlu addedilmen için her şeyi yapmışsın zamanında. Sabırlı ol. Af dile. Gerekirse yalvar. Gurur yapma. Aksi halde bu eski sarayın duvarları arasında solup gidersin. Oğluna, hünkârına hasret kalırsın. Vakit geç oldu. Dönelim artık. Sultanım, gitmeyin. Biraz daha kalsın oğlum. Gidelim. Lütfen ısrar etme. Beni zora sokarsın. Eğer validem fark ederse bir daha getiremem. Sultanım. Şşt. Sessiz. Güç bela uydu zaten. Sultanım. Valideniz sizi görmek istiyor. Şimdi mi? Sen nasıl bana sormadan Mehmet'i götürürsün? Validem, Mehmet annesini... Hürrem işlediği suçun cezasını çekiyor. Neden onun yanına gidiyorsun? Senin gittiğin yetmiyor. Torunumu da götürüyorsun. O bir anne. Sizin gibi. Mehmet bütün gün ağlamış. Annesini görünce sustu ancak. Hatice, ben senin iyi niyetinin farkındayım. Lakin bu mevzuya senin müdahil olmaman icap eder. Merak etmeyin validem. Bundan böyle hiçbir mevzunun içinde olmayacağım. Yakında ben de gidiyorum bu saraydan. Daha fazla sıkıntı yaratmam size. İyi geceler validem. Acı çekiyorum. Yalnızım. Onlar sarayda eğlence yapıyorlar. Günihal.
Eşyaları toplayın. Kızımı hazırla hemen. Saraya dönüyoruz. Yapacak mısın İbrahim Paşa'nın dediklerini? Yapacağım. Daha da fazlasını yapacağım. Hadi, acele edelim. Eğlenceyi kaçırmayalım. Hürrem, gidiyoruz ama ya bizi kapıdan almazlarsa? Şu araba niye daha hızlı gitmiyor? Söyle arabacıya çabuk olsun. Hay. Hürrem Sultan, senin ne işin var burada? Nasıl geldin? İbrahim Paşa çağırdı beni. Haberi var. Bana öyle bir şey söylenmedi. Yalan mı söylüyorum ben? Estağfurullah. Ben bir sual edip geleyim. İbrahim Paşa'ya söyle. Her şey istediği gibi olacak. Gördün mü bak? Beden gücü değil, zeka ve kıvraklık kazandı. Hakkaliniz varmış hünkârım. O zaman matrakçı da kazanır. İbrahim Paşa. Hürrem Hatun geldi. Siz çağırmışsınız. Her şey istediğiniz gibi olacakmış, öyle dedi. Mektem. Hünkârım, mühim bir havadis vermek istiyorum. Cariyelerden biri Ayşe Hatun cinayetine şahit olmuş. Katilin Hürrem Sultan olmadığını söylüyor. Kimmiş peki? Onu bulmamız mümkün olmadı. Lakin katil Hürrem Sultan değil, onu biliyoruz. Neden söylemedin bana? Hünkârım, hakikati bizzat kendim araştırmak istedim. Emin misin? Adım kadar eminim. Hürrem Sultan'ın saraya dönmesini sağla hemen. Zaten çağırdım hünkârım. Birazdan burada olur. Kimmiş o cari? İşte şey, Ruhsar Hatun. Lakin gizlidir, kimse bilmeyecek dedi İbrahim Paşa. Hürrem Hatun burada. Onu almaya gidiyorum. Size bir şey söylemem gerekiyor sultanım. Hürrem Hatun burada. Sümbül Ağa getirmeye gitti. Ne diyorsun sen dahi? Benden izin almadan nasıl gelebilir? Nereden çıktı bu durup dururken? Thank you.
Aydevran Sultanım. Kusurlarım için af buyurun. Üstüm sizi. Bir daha olmayacak. Gel otur şöyle. Ben Hürrem, Rutenyalı köle, Sultan Süleyman Han'ın cariyesi, Şehzade Mehmet'in, Mihrimah Sultan'ın ve doğuracağım yeni şehzadelerin anasıyım. Evlatlarım, size söz veriyorum. Anneniz bugün diz çöküp, etek öptü, af dilediği herkesi gün gelecek önünde diz çöktürecek. Yemin ediyorum. Döndün işte, buradasın. Mehmet'e de kavuştun. Niye gülmüyor yüzün? Elbet yüzüm gülecek. Ama şimdi değil. Sonra. Maydevran da benim eteğimi öptüğü zaman. Midem çok ağrıyor. Allah cezasını versin onun. Bak döndü geldi. Sultanım, nasıl eğildi ama önünüzde, eteğinizi öptü. Şu ilaçtan bir iki damla daha ver. Geçmedi sancım. Yüzünü görmeye tahammülüm yok. Sultanım, uzansanız biraz. Dinlenseniz. Bugün perşembe. Hükârıma gideceğim. Hazırlanmam lazım. Sultanım, pek iyi değilsiniz. Ateşler içinde yansam da gideceğim. Devran Sultan için sen böyle konuştukça korkudan kalbime kasvet oturuyor valla. Korkma Nigar Kalfa. Ben dersimi aldım. Hürrem başka bir Hürrem olacak artık. Çocukluk bitti. Madem dersimi aldım, madem çocukluk bitti diyorsun, iyice ezber et. Aynı hatalara düşme. Sağ ol. Hadi git sen. Hünkârım gelecek. Yanlışım var Hürrem Sultan. Bu gece perşembe. Hünkârımız Maydevran Sultan'ın yanında olacak. Sultanım, hükümdarımız odasında değil, çıktılar. Nereye gittiyse döner. İçeride beklerim. Hareme,
Hürrem Sultan'ın dairesine gittiler sultanım. Gülnihar, sen mi geldin? Evine hoş geldin Hürrem. Sultanım, madem rahatsızsınız, dairenize dönün, dinlenin lütfen. Hürrem Hatun nasıl döndü İbrahim? Nasıl? Masumiyeti tespit edildi, öyle döndü. Lakin endişelenmeyin. O artık kimseye zarar veremez. Emin değilim. Ondan tam kurtulmuşken geldi. Şimdi de hünkârımla birlikte. Hem de perşembe gecesi. Sultanım, istirham ederim. Mahreminizle ilgili konuşmayın. Zira beni alakadar etmiyor. Ben sadece sizin hayatınızı ve Şehzade Mustafa'nın istikbalini güvence altına almaya çalışıyorum. Korkularınız yersiz. Hürrem Hatun da anladı artık vazgeçilmez olmadığını.